Peki giydiği her şeye yakışan bir isim. Gerçekten çuval bile giyse yakışır. Kim? Serenay Sarıkaya gecenin en cesur isimleri arasındaydı. Böyle ışıltılı süper mini bir etek giydi. Evet. Üzerine böyle göbeği açıkta bırakan bir gömlek tercih etti. Yılanlı mücevherleriyle de göz kamaştırdı, izleyelim. Şimdi tamam, istesene. Biz de böyle alabilir miyiz? Tabii ki. Merhaba. Çok teşekkür ederiz. Yılanlarımla, uğurlarımla geldim. Aynen. Hoş geldiniz. Harika hoş bir gece. Neler söyleyeceksiniz? Vallahi çok heyecanlıyım. Göz bebeğimiz gibi. Ne haber Şükrü? Göz bebeğimiz gibi bayağı uzun zamandır çalıştığımız, çok uzun zaman önce çekimlerini bitirdiğimiz Şahmaran'a adım adım yaklaşıyoruz. Adana biliyorsunuz yemeklerine meşhur olduğu için dengeyi nasıl koruyorsunuz? Ya başta yani birçok heyecanla her yere gittik ve her şeyi yedik tabii ki. Sonra yerli haline gelince biraz daha rahatladık. Şimdi daha yani kontrol edebiliyorum diyeyim. Evet, peki nasıl hazırlandınız bu gece? Çok şıksınız, çok zarifsiniz. Çok teşekkür ederim. Kıyafetim Özgür Masur'dan. Söz sende. Evet, şimdi Beren'den sonra tabii Serenay bana böyle şey geldi, pop kraliçesi gibi. Ciddi mi? Evet, yani gözlerimin yorgunluğu, ağrısı geçti. Şimdi bu beni kızın... de Serenay yordu örneğin. Hayır, niye yoruyor? Burada bir tek sizi yoran, bilmiyorum, belki reklam amaçlı takıyorlardır. Evet, reklam amaçlı. Değil mi? Boynundaki yılan kolyeyi falan. Bir markaya ait. Aynen öyle, ama bu kostümde o çok fazla. Bir de sol elindeki o tabak olarak kullandığı çok fazla. Çünkü zırh dediğimiz kumaşı kullanmışlar etekte. Bu eteği kullandığınız zaman ekstra... fazla aksesuarlara gerek yok. Ama sponsor işte. Sponsor ama bilmiyorum niye yapmış. İşte o ya, iyi ki yapmış, bugün eleştiriyoruz. Onun dışında saçlarını falan ben beğendim demiş. Siz bir şeyler falan söylediniz saçlar ama. Saçlar falan sanki bir yoruyor gibi değil mi? Yani, bir de sanki yorgun görünüyor gibi geldi. Yorgun görünüyor. Yaka, şu kolye. Yani işte o kolye olmasa saç sizi yormayacak. Ayakkabıları çok hoşuma gitti. Evet, geri kalan her şeyi çok güzel. Belki o saçı gecenin toplasa... en güzeli diyebilirim bence. Aa. Ben çok beğendim seni. Dur daha erken konuşma. Muammer, daha var bir saçı var. Tabii ki, ama hepsinin detayları olacaktı. Evet, saçı toplasa belki. Hani madem o dünyaca ünlü Bey ile başlayan mücevher markasının... Bir topuz falan yapsa istiyor belki değil mi? Yok, böyle hayır. O kumaş için onu kaldırmaz. O kumaş kaldırmaz. Ama hayır. Şuradaki böyle yılanlı kolye, i̇şte o saçlar buralara evet, geldi. Işte, evet, karışım mı? Bir karışım. Bak onu oradan al, Serenay bomba. Kolyeyi kolye al. Çıkardım. İddialı evet kolyelere biraz saç toplamak gerekmiyor mu? Ya muhakkak, ama şimdi bu sefer de kostümün şeyini veremeyecekti kız. Buraya o topuzu alsaydı. Bu gördüğünüz hani Zeyna tarzı, Tarzan'ın Jane tarzı etek evet modelleri bunlar. Bunlara böyle daha dalgalı, daha hacimli saçlar yakışıyor. Onu güzel yapmışlar. Ben verdiği pozlardan, çünkü ünlülerin giydiği kıyafet taktığı mücevherlerin yanı sıra verdikleri pozlar biraz da özel hayatlarını ve içinde bulundukları ruh halini de yansıtıyor. Sanki böyle görüntüde yeni bir aşka, taptaze bir başlangıca hazırım pozları paylaştı. Gözler yukarıya, ağız. Yok, o da şimdi sen öyle yorumluyor olabilirsin ama ben de şöyle yorumluyorum. Sen ne güzel anlattın öyle. Ay, bana bakar mısın? Bunları bakar, ben anlatacağım. O anlatıyor. Benden neler öğrenmiş. Aa, evet. Ben şaşırdım. Hocam, sen... Şimdi Serenay sürekli kot reklamları, kıyafet reklamları, vücut dili kızın haliyle oraya gidiyor. Hmm. Tamam mı? Sürekli çalıştırıyorlar, bacağını kaldırıyor. O doğallığı kaldırıyor, kaybediyor, poz poz tabii, oluyor. Tabii poz poz oluyor. Bu sefer giydiği her kostümde o anları yaşıyor kamerada. Anladınız mı? Yoksa birine aşık maşıktan değil. Bu kıza aşıklar. O niye aşık olsun? Bir şey söyleyeceğim. Olur mu canım? O da aşık oluyor. Hayır, ona aşık oluyorlar. Serenay kimseye aşık olmaz. Güzel kadınlar kimseye aşık olmaz hayat. Öyle mi? Aynen öyle. Ona aşık olunur. Sakın olma kız kimseye aşık değil. Onu severler, o sevmez. Aynen öyle, onu severler. Ona aşık olurlar, o evet olmaz. Bir de pozlar nasıl? Alo, alo.
Yani bu kostümde... Size bir şey söyleyeyim mi? Bilmiyorum katılıyor musunuz? Özel bir geceye gidiyorsun. Hı-hı. Beren Saat farklı bir kombin yapmış. Orada başka kombinler de var. Herkes çok iddialı hayat. Burada ben Serenay Sarıkaya'ya baktığım zaman Serenay klasik bir Serenay Sarıkaya. Evet. Serenay Sarıkaya'yı sen bu kıyafetlerle disko çıkışı bardan çıkarken de görebilirsin. Arkadaş buluşmalarında da görebilirsin. Arkadaş eğlencelerinde de görebilirsin değil mi? Daha farklı bir kombin beklerdim. Sanki o da biraz kolaya kaçmış. Beren'i de her yerde görebilirsin. Mesela git Sirk'te Mirk'te görebilirsin. Sokakta böyle şeyleri atanlarda görebilirsin o tip giyinimleri. Evet, ben her zaman doğruyu söylerim. Bak, benim ondan ne alıp veremediğim var veya yanındaki eşinden ne alıp veremediğim var. Evet. Hiçbir şey. Ama zevkler bu arada ve da renkler canım bak yine geldi. Geldi buralarda. Zevkler ve renkler de böyle bir şey değil mi zaten? Hayır efendim. O zevkler, renkler halk arasında oluşur. Sen mal olan birisiysen saçmalayarak giyinemezsin. Yasak. Evet, yasak. Yasakladım. Ben Beren'i takılarının dışında çok, Beren diyorum, Serenay'ı takılarının dışında çok hoş ve tatlı buldum. Hiç böyle bardan çıkıyormuş gibi bir havası yok. Son derece rahat. böyle maskülenlik o var, etekte, kadınsı var. O her etekte, şey var üzerinde mesela. Bir şey söyleyeceğim. Şimdi kolay kolay kimseye yakışmaz. Evet. Bacak olacak. Benzer bir eteği Hadise giydi. Aynı minilikte ve aynı yırtmaçta. Hadise'ye de yakışmıştı. Evet. Hayır, geniş kalçalı kadınlarda bunlar ama güzel çok durmaz. Çok zayıfladı. Görsen. Zayıfladı mı? İnanılır gibi. Gerçekten. Evet. Üzüldün mü? Söylemiştim ama ben 2 ay sonra boşanırlar diye bu programda. Tabii. Ama sen de demiştim, var ya. Unutuyoruz bizler. Her gün olabilir. O kadar olaylarız olabilir. Oluyor ki. Peki bu aralar transparan bir tarz benimsiyor Hazar Ergüçlü. Paylaştığı fotoğraflarda da bunu görüyoruz. Gece transparan bir kıyafetle katıldı. İzleyelim. Evet, tamam mıyız? Merhabalar. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hemen geceyle ilgili düşüncelerinizi alalım. Çok güzel. Burada olmak çok güzel gerçekten. Geceye tabii ki. Hazırlanışınızı sormak istiyorum. Çünkü şu ana kadar gördüğüm gecenin en iddialı kıyafeti. Teşekkür ederim. Ya valla... Yani ben sade birisiyim normalde ama bu gibi eventlerde gidebildiğim kadar ileri gitmeyi seviyorum. Ne zaman giyeceğiz bir daha? Çok beğendim bu outfit'i de gördüğüm zaman stylistimle beraber uygun bulduk ve böyle giyindim. Nasıl buldun? İkimiz de aynı anda yalnız. Düet. Bu bulunmaz, bu kaybolmuş, bu yitirilmiş durumda yani. Ciddi misin? O kadar mı? Hayır, evet ya, bir transparan giyiyor. İçindeki mesela sütyenin modeline bakın, tonajına bakın. Hani o belirlensin diye belki giymiştir ama çok büyük bir hata etmiş. İçindeki de hani çocuklara ufakken kilot alırlar ya, üç beden büyüğünü böyle giydirirsin don lastikten, buraları büzüş büzüş falandır. Altı o şekil ve onun üzerine de hiç utanmadan sıkılmadan bu transparanı giydirmişler. Bir de transparanlıktan da çok uzak, yani sinirlerini bozuyor insanın. Bu elbiseye baktığın zaman kız değil, bu elbiseye baktığın zaman sinirlerin bozuluyor. Bir de yetmemiş gibi ayağındaki ayakkabısının uçlarında halhala benzer bir şeyler mi var, evet, bileğinde ya. Nedir? Evet. Yani takmış takıştırmış o boynundaki aksesuar, kulağı, o saçının modeli. Saç, ay kahroldum, evet. Öleceğim, evet. Yarabbim. O çocuk oradan bir tane kafasına vursaydı bu halinle böyle Aman diye. Bir şey söyleyeceğim ve sana. O kadar güzel bir kadını böyle, evet, önemli ya. Bir gecede. Acaba modacılar ya da bazı tasarımcılar bir şeyi absürt yaparak daha mı böyle bir adım öne geçtiklerini düşünüyorlar? Hayır abi, Hazar, ben senin Ergüçlü... modacının böyle giydirsem seni giyinir misin? Hayır, giyinmem. İşte bu kadar basitsin abi yani.